Arkadaşlar merhabalar. Birinci ünitemizin tarama testini çözüyorum kardeşlerim. İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri konumuzun tarama testini gömelim şimdi birlikte. Bakalım nasıl sorularımız var bir görelim. Evet, birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Yandaki grafik tepe noktası bilmem ne olan parabole aittir. Buna göre B noktasının apsisi kaçtır diye bir soru sormuş dostlar. Hemen başlayalım. Madem ki tepe noktamız burası, şu tam tepe noktasının apsisi 6 ya, o yüzden şuradan geçen şuranın 6 olduğu nokta bizim bu doğru simetri eksenimiz. Yani şuradaki uzunluk kesinlikle buradaki uzunluğa artık eşit. Bunu biliyoruz. Şimdi bir de demiş ki AB uzunluğu tamamı yani AO'nun 5 katı. Yani AO'ya şuraya minik bir K dersek AB 5K'ymış arkadaşlarım. AB tamamı 5K. Ya da AO'ya 2K dersek AB tamamı 10K olacakmış. O halde buraya 2K diyelim. Tamamı 10K'ymış dostlarım, unutmayın. O halde 5K burası, 5K burası da alacak. Yani şuraya 3K, şuraya da 5K kalacak arkadaşlar. Bilerek 2 katını aldım ki 2K dedim ki 2'ye rahat bölünsün diye. Şimdi ne oldu? Burası 2K, burası 3K, burası da 5K. Peki 6 dediğimiz şey şu uzunluk değil mi arkadaşlarım? 6. Demek ki 3K 6. O halde K 2'dir diyeceğim. Madem ki K 2'dir, bakın şu mesafe 2K'ydı, 4 oldu. Yani A noktasının koordinatları eksi 4'e 0. Şurası zaten 6, burayı biliyoruz 3K'ydı. Şurası da K2 olduğu için 10 geldi dostum. Yani toplam B'nin şu Y eksenine uzaklığı 10 buradan, 6 buradan 16 geldi. Demek ki B noktası 16'ya 0 noktası olacak. Apsisini soruyor, Ceyhan'ı işaretledim. Ve geldim 2 numaralı soruya. Fonksiyonunun diyor grafiği aşağıdakilerden hangisidir dostlar diyor. Hiç grafik çizme bilgisine gerek yok. Şöyle yapacağız. Önce x'e 0 verelim. X 0 olursa 0, 0, 5 kalıyor bakın y'ye. Demek ki x 0 iken y 5. Yani 0'a 5 noktasından geçecek. Y'nin 5 olduğu noktada. Bakınız sadece de Ceyhan şıkkında var. Direkt cevap çıktı bile arkadaşlarım. Sadece Ceyhan şıkkında olduğu için cevabımız geldi bile, ama tabii biz hani iki şık arasında kalsaydık ne yapacaktık onu da bir görelim. Tepe noktasını bulacaktım arkadaşlarım. Tepe noktası neydi? Apsisi eksi b bölü 2a. Yani ne oluyor? Eksi b'miz 6, 2a'mız da 2. 6 bölü 2'den 3. Tepe noktasının apsisi 3 olacak. Ordinatını bulalım. Nasıl buluyorduk? X yerine 3 yazacağız. 3'ün karesi 9. 3 yazarsam şurada 9 oluyor. 3 yazarsam eksi 18 artı 5. Eksi 9, 5 daha eksi 4. Yani 3'e eksi 4 noktası tepe noktası olacak. Bakın A şıkkında eksi 2 demiş. Bir kere bu iptal. Diğerlerinde hep eksi 4 var. Şuna bakalım. Tepe noktası bakın eksi 4'e şurası oldu. Tam ortası burası. Tepe noktası 3 olacak. Yani bir kere pozitif tarafta olacak. Bu da gitti. Şu Denizli'ye bakalım. Denizli'de eksi 4'e evet şurası pozitif taraftaymış gibi duruyor. Bunu birazdan buluruz. Şuna bakalım. Eksi 4'e şurası. Evet bu da pozitif taraftaymış gibi duruyor. Aynı şekilde bu da pozitif tarafta gibi duruyor. Ve o zaman şu 3 şık arasında kaldık. Tepe noktasından bunları bulduk. Hadi şimdi şu simetri ekseni muhabbetini yapalım. Şimdi şurası ne olacaktı? Tepe noktası 3 demiştik değil mi? Burası toplam 6 birim ya arkadaşlarım. 3, 3 bölünecek. Şurada 1 var. Şu araya 2 kalacak o zaman. Bakın burada tepe noktasının apsisi 2 çıktı şurası. O halde bu da iptal. Nasıl eleyeceğimizi anladınız herhalde arkadaşlarım. Geçiyorum 3. sorumuza. Parabolü aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. İsterseniz bunun da böyle bir normal denklemini de açabilirsiniz arkadaşlarım. Hemen açalım mı şurayı? Şu az önceki soru gibi çevirelim bunu da. Burada ne yapıyorum? Eksi dursun. Parantezin karesini açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi.
bir de artı 5 var. Hadi bunu da içeriye dağıtalım. Şöyle bir şey olacak. Eksi x kare artı 2x eksi 1 geliyor. Bir de 5 var. Artı 4 oldu. Eşittir y diyelim. Şimdi bu bizim parabolümüz. Bir kere kollarımız x karenin önündeki işaret eksi olduğu için aşağıya doğru olacak kollar. Adana şıkkı direkt gitti. Tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'ydı tepe noktası. Eksi b eksi 2 yapar. Bölü 2a eksi 2 yaptı o da. Ne geldi? 1. 1'e hadi 1 yerine yazarsak ne geliyormuş? Bir de onu bulalım. 1 yazalım. Eksi 1 geliyor. 1 yazalım. Artı 2 bir de artı 4. Şurası 1. 4 daha. 1'e 5 çıktı tepe noktası. Bursa'da 1'e 5. Ceyhan'da da bakalım. Ceyhan'da eksi tarafa düşmüş değil mi? Apsis dediğimiz şey. Artı olmasını bekliyoruz. Ceyhan da iptal. Edirne'ye bakınız. Edirne'de de eksi 1'e 5 olmuş tepe noktası. Bu da iptal. Evet burada 1'e 5. Burada da 1'e 5 arkadaşlarım. Şimdi bir de şunu bulalım kardeşler. Y'yi nerede kestiğini de bulalım. X'e 0 verelim. 0, 0. Y'yi 4'te kesiyormuş. Demek ki Y noktasını, Y eksenini 4'te kesecek. Bakın şurası evet Y eksenini 4 olabilir. Pozitif tarafta şu anda. Ama Denizli şıkkına bakın. Y eksenini kestiği nokta negatif tarafta değil mi? Negatif. O halde Denizli de iptal. Geriye bir tek Bursa şıkkımız kaldı. Evet şuna bakalım şimdi. Dördüncü sorumuz ne diyormuş? Parabolü X eksenine teğet olduğuna göre M kaçtır? Dostlar x eksenine teğette biz ne öğrenmiştik? Delta eşittir 0 olacak diye öğrenmiştik. Delta neydi dostlarım? B kare eksi 4 ac. Bunu 0 eşiteceğiz. Şimdi B kare eksi 5 b'miz karesi 25. Eksi 4 çarpı a dediğimiz şey 1. Çarpı c dediğimiz de m eksi 2. Eşittir 0 dedim dostlarım. Hadi şöyle bir düzenleyelim. 25 eksi 4m olur. Eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı artı 8 olur. Eşittir 0. 25 8 daha 33 oldu burası. Eksi 4m'i de 0'ın olduğu yere artı 4m olarak geçirelim. 4'e bölerseniz de 33 bölü 4 olduğunu gördünüz. Şu soruya bakıyoruz. Bakalım ne diyor? Parabolünün tepe noktası y ekseni üstündedir. O halde tepe noktası dediğimiz şey, madem ki y ekseni üstünde, ordinatı k'dır. Bilmeyiz ordinatının kaç olduğunu ama apsisi kesinlikle sıfırdır diyebilir. Y'nin alabileceği en küçük değer, dostum bir parabolün alabileceği en küçük değerle en büyük değer için ne demiştik? O parabolün tepe noktasının ordinatıdır demiştik. Bakın K'yı da biliyormuşuz meğersem. K 12'ymiş. Onu da yazdım hemen. 0'a 12 çıktı K tepe noktası. Buna göre N kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi hemen şuradaki denklemden eksi B bölü 2A'yı bulalım. Eksi B bölü 2A bizim tepe noktamızın apsisi. Eksi B şuranın eksilisi. 4 eksi M kare yapar. Bölü 2A 2 çarpı N. 2m yapar. Eşittir ne olacakmış dostlarım? 0'mış tepe noktasının apsisi. İçler dışlar yaptım. 4 eksi m kare 0 oldu. 4 eşittir m kare geldi. M eşittir ya 2, m eşittir ya da eksi 2. Peki hangisini alacağım arkadaşlar ben şimdi? 2'yi alacağım tabii ki. Neden hocam eksi 2'yi almadık? Bakın şu sebepten dolayı. Şimdi parabolün tepe noktasını 0'a 12 bulduk ya. Parabolün şekli şöyle bir şey olacak o zaman. Şimdi 0'a 12 mi bulduk? Evet 0'a 12 şurada bir yerde olsun. Ya şöyle aşağıya doğru olacak ya da şöyle yukarıya doğru olacak. Peki hangisi hocam? Şimdi yukarıya doğru olursa parabolün yani şu olursa kollar aşağıya doğru olursa parabolün en büyük değeri vardır. En küçük değer diyor bize. O halde parabolün en küçük değeri olması için parabolün tepe noktasının aşağıda kalması, kollarının yukarıya doğru gitmesi gerekir ki alabileceği en küçük değer olsun. O halde parabolün kolları yukarıya doğru. E kollar yukarıya doğruysa x karenin katsayısı pozitif olmalı. O yüzden m'yi 2 seçtim.
Peki m madem ki 2, hadi parabolü yerine yazalım şimdi. Y eşittir 2x kare olur. 2 ise burası 0 oldu. Artı 2 artı n oldu. Şimdi parabolün alabileceği en küçük değer, yani k'yı nasıl buluyordum ben? X yerine r'yi yazıyorum. Yani 0 yazınca k'ya eşit çıkacak. Peki x yerine 0 yazalım. 0 olur. Artı 2 olur. Artı n eşittir k'ya, yani 12'ye. 2'yi de bu tarafa atalım. N eşittir 10 çıktı diyebiliriz Goberler. Şuna bakalım, bu ne diyormuş 6. sorumuz. Bilmem ne fonksiyonu örten olduğuna göre B kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. B kümesini bulacağız şimdi arkadaşlarım. Nasıl yapacağız bunu dostlar? Şuradaki aralıktaki bir x'i 0, x 0 ya, yerine yazacağız. Peki x eşittir 0 için 0, 0, y 9 çıktı mı dostlar? Bu 1, 2. 7'yi yazacağız yerine. Yani x eşittir 7 için diyelim. 7 yazın 49. 7 yazarsam 28. 49'dan 28 çıktı. 21. 9 daha 30 oldu y. Bir de dostlar 9'a 30'u bulduk. Tamam eyvallah, ama hemen zıplamayalım C şıkkına. C şıkkı değil büyük bir ihtimalle. Bir bakalım da. Bir de ne yapacağım arkadaşlar? Hani bir parabolün şimdi en büyük değerini, en küçük değeri neydi kardeşlerim? K'sıydı. Tepe noktasının ordinatıydı. Önce bir tepe noktasının apsisini bulalım, R'yi. Eksi B bölü 2A'ydı R'nin formülü. Eksi B'miz 4 yapar, 2A'mız da 2 yapar, R buradan 2 çıktı. R'yi de bir getirip yerine yazalım. 2'nin karesi 4. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8 artı 9. Eksi 4, 9 daha 5. Bakın bir de 5 geliyor arkadaşlar. Alabileceği işte en küçük değer 5 oldu. En büyük değer de 30 çıktı. 5 ile 30 bizim doğru cevabımız olacak Denizli. Evet, 7 numaradayız. Bakalım ne diyor bu 7 numara. Fonksiyonunun diyor grafiği verilmiştir. Verilsin bakalım. Buna göre f'te 4 kaçtır diye bir soru sormuş bize. Biz önce isterseniz fonksiyonun bir denklemini bulalım. Bir denklemini yazalım. Ondan sonra da f'te 4'ü buluruz. Şimdi şunlar bizim köklerimizdi. x1 ile x2. Fonksiyon şöyle yazıyorduk arkadaşlarım. Y eşittir bir a gibi katsayı çarpı x eksi birinci kök. X eksi eksi 7. Yani x artı 7 oldu. Çarpı x eksi ikinci kök. Yani x eksi 1 oldu. Şimdi bu bizim parabolümüzün denklemi. İkinci dereceden fonksiyonumuzun denklemi. Peki şu noktadan da geçiyor muymuş parabol? Nedir bu nokta? 0'a eksi 2. Yani x yerine 0 yazdığımda y eksi 2 oluyormuş. Hadi yazalım. Eksi 2. A çarpı 0 yazıyorum. 7 çarpı eksi 1. Peki eksi 7 oldu burası. Eksi 7'ye bölersek eksi 2 bölü eksi 7'den 2 bölü 7 çıktı. A dediğimiz ifade. Hadi şimdi A'yı da yerine yazarak fonksiyonu bir daha yazıyorum. Şöyle oluyor. Y eşittir. A neydi? 2 bölü 7. Çarpı x artı 7 çarpı x eksi 1. İşte parabolümün denklemi buymuş kardeşim. Şimdi bana neyi sorarsa sorsun. F'te 4'ü mü soruyor? Hadi x yerine 4 yazalım. F'te 4'ü bulalım. Y eşittir. X yerine 4 yazıyorum bakın. 2 bölü 7 çarpı. 4 yazarsam 11 olur. Çarpı 4 yazarsam 3 olur. 3 kere 11 33. 2 ile de çarptım. 66 bölü 7. Edirne şıkkında var zaten. Evet, 8 numaradayız. Tepe noktası bilmem ne olan fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bilmem ne noktası eğrisi üzerinde olduğuna göre f'te 0 nedir? Şimdi tepe noktasını bildiğim için fonksiyonun grafiğini şöyle yazıyorum. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülünden yazacağım. Y eşittir a çarpı x eksi eksi 3 artı 3'e döndü karesi artı 9. K dediğimiz şey 9'muş. Peki yine ben üstündeki bir noktayı biliyorum. Demek ki x yerine 2, y yerine eksi 3 yazınca sağlıyormuş. X yerine 2, y yerine eksi 3 yazıyorum. A çarpı 2 yazarsak 5'in karesi 25.
Artı 9. Artı 9'u buraya attık. Eksi 12 oldu bu taraf. Eşittir 25a. 25'e böldük. Eksi 12 bölü 25 eşittir a çıktı. Peki. A'yı bulduk. Hadi parabolü bir daha yazıyorum şimdi. Y eşittir. A neydi? Eksi 12 bölü 25. Çarpı x artı 3'ün karesi artı 9'du benim parabolümün denklemi. Benden kaçı isterse istesin. 0'ı istiyor şimdi dostlar. Hadi x yerine 0 yazalım o halde. Y'yi bulalım hemen. Y eşittir. Eksi 12 bölü 5 çarpı 0 yazın. 0 yazarsak 3. 3'ün karesi 9 artı 9. Ha, şurası 25. Düzenleyelim şimdi arkadaşlarım. Şu 9 tane 12 eksi ne yapıyor? 25 çarpı 9'dan 9 tane 12, 13 çarpı 9 yapıyor. Y eşittir 13 çarpı 9 bölü 25 yaptı. O da 117 bölü 25'miş sorumuzun cevabı. 9 numaradayız. Noktalarından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bizim sihirli cümlemiz vardı arkadaşlarım. Noktalarından geçen. Hiç böyle yalandan yere parabol denklemiyle uğraşmayalım. Hadi noktaları yerine yazalım. Şimdi x yerine 0 yazacakmışım. Y 5 çıkacak. Bakalım hangisinde öyle. 0 yaz. 0, 0, y 5. 0, 0, y 5. 0, 0, y 5. 0, 0, y'si 5. Aha bir tek bunda. Eksi 3 geliyor y. Bir tane şık eleyebildik. Şimdi x yerine 1 yazınca y'si de 3 çıkacakmış. 1 yazalım. 1 olur burası. 1 yazalım. Eksi 3 artı 5. Ne oldu burası? Eksi 2. 5 daha 3 geldi. Tamam bu oldu. X yerine 1 yazınca y 3. 1 yazalım. 1. Eksi 1 oldu. Artı 5. 5 oldu burası. Bu gitti. 1 yazalım. 3. Eksi 1 artı 5. 2 5 daha 7 oldu. Bu da gitti. 1 yazalım. 2. Eksi 3 artı 5, eksi 1, 5 daha 4 oldu. Bu da gitti. Evet, Adana şıkkımız da çıktı. Bak şu noktaya hiç gerek bile kalmadı. Evet, 10. soru. 2 tane bilmem ne bilmem ne parabolüne ait olduğuna göre diyor. Şimdi parabolün önce bakın buradan tepe noktasını bulalım. Eksi B. Eksi B'miz ne yapar? Eksi 6. Bölü 2A. Yani o da 4. Eksi 3 bölü 2'ymiş. Tepe noktasının apsisi... Eksi 3 bölü 2'ymiş arkadaşlarım şu nokta. Yani şu mesafeyi biliyoruz ki biz 3 bölü 2 birim. Peki şimdi şu OA eşittir 5 tane BO muhabbetini de yazalım. OA'ya 5K diyeceğiz. Şurası 5K. Burası da BO da 2K'ymış. İkişer katlarını alıyorum arkadaşlarım. Buraya 4K diyorum. Buraya da 10K diyorum ben. Toplam ne yaptı? 14K. 14K 2'ye bölünecekti şu simetri ekseni tarafından. 7K burası, 3K burası olacak, 4K da zaten burası. Peki başka 3K'yı ne diyebiliyoruz biz arkadaşlarım? 3K eşittir 3 bölü 2. O halde K eşittir 1 bölü 2. Demek ki şurası 4K'ydı ya, 4 çarpı 1 bölü 2'den 4 bölü 2 yani 2 geliyor burası. İşte bakın B noktası demek ki 2'ye 0. Hadi bu tarafa doğru da gidelim. Şimdi şurası toplam 10K'ydı. 10K ne yapar? K 1 bölü 2 ya 5 yapar. Ama negatif tarafta olduğu için eksi 5'e 0'mış şuradaki A noktası. Bunu da bulduk. Peki M'yi soruyor bize. Parabolün X yerine 2 yazdığımızda Y'si 0 çıkıyormuş. A'ya gerek bile yok. X yerine 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 0 eşittir. 8 artı. 2 yazıyorduk. 12 artı. M artı 8. 20. 28. 28 bu tarafa geçerse eksi 28 çıktı. 10. sorumuz Bursa geldi. Evet. 11 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakalım bu nedir? Paraboli ile doğrusunun kesişim noktalarının ordinatları toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Kesişim noktalarının ordinatları toplamı. Hemen bir kesiştirelim bunları. Kesişim noktası nasıl bulunuyordu? Ortak çözüm yapılarak bulunuyor.
Hemen y'yi getirip şurada yerine yazıyorum arkadaşlarım. 2x eksi 4 olacak. Y yerine yazdım. Bir de x kare eksi 5x artı 2 var. Burası 0 olsun. Bunları bu tarafa atalım. X kare eksi 2x gelirse eksi 7x olur. 4 de gelirse 6 olur. Çarpanlarını ayıralım. Eksi 1'e eksi 6 dersek çarpımları 6, toplamları eksi 7 oldu. Demek ki x1 dediğimiz şey 1'miş. X2 dediğimiz şey de 6'ymış. Peki kesişim noktalarının apsislerini bulduk biz. Bir de ordinatlarını bulalım. X1'i yerine yazınca y1 ne çıkıyor kardeşim? Şurada yerine yazalım. 1 yazarsak 2'den 4 çıktı. Eksi 2. 6 yazalım bir de. 2 kere 6 12. 4 çıktı 8. İşte bunların ikisinin toplamını soruyor bize. Bursa çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 12 numaraya. Evet, eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Bakalım ne diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım, bakın küçüktür şu doğru, şu da bizim eğrimiz. Bak eğri de eşittir var. Demek ki eğri düz çizgiyle çizilecek. Hepsinde düz çizgiyle çizilmiş. Bunda eşittir yok. Demek ki kesik kesik çizgiyle çizilecek. O halde Bursa şıkkı iptal. Adana şıkkı direkt iptal. Biz şimdi direkt Ceyhan, Denizli, Edirne şıklarına odaklanacağız arkadaşlarım. Bu şekilde düşüneceğiz sorumuzu. Şöyle bir nasıl yapacağız onu konuşalım. Şimdi sıfıra sıfır noktasını denesek. X yerine sıfır, Y yerine sıfır yazsak mesela. Sıfıra sıfır. Doğruda yerine yazıyorum. Sıfır yazdığımda sıfır küçüktür, eksi bir oluyor. Doğru mu? Yanlış. Demek ki sıfıra sıfır noktası doğrunun taranmamış tarafında olacak arkadaşlar. Bak burada doğrunun neresini taramış şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Doğrunun neresini taramış Ceyhan şıkkında? Bak aşağısını, doğrunun altı. Sıfıra sıfır burada, evet taranmamış yerde bu olur. Sıfıra sıfır burada. Doğrunun neresi taranmış? Bu tarafı taranmış. Bu da olur. Şuna bakalım Edirne şıkkına. Sıfıra sıfır burada. Doğrunun neresi taranmış? Üst tarafı. Tamam bu da olur. Eleyemedik buradan. Şimdi bakalım başka neler düşüneceğiz. Başka bir nokta seçelim arkadaşlarım. Mesela ne noktası seçelim? Şurada olduğumuzu, içinde olduğunu bildiğim bir nokta seçelim. Şurada. İşte şurası mesela ne olabilir? Burası ne olabilir diye düşünelim. Bu noktaya göre hareket edebilirim. Ya da başka bir yolumuz var mı? Direkt hani şeyi de yapmak istemiyorum, uğraşmak istemiyorum ama mecbur yapacağım herhalde arkadaşlar. O şekilde bulamayacağız herhalde. Şu doğrunun ne tarafı taranmış bir onu görelim biz ilk önce isterseniz. Gerçi burada doğruların üçü de farklı çizilmiş. Ha, doğrunun denklemini çizsek yetiyor. X'e 0 ver. Doğru grafiği çizeceğim şimdi arkadaşlarım. X'e 0 verin, y'yi eksi 1'de kesiyorum. Şurayı eşittir kabul edip. Y'yi eksi 1'de. Y'ye 0 ver, x'i de 1'de kesiyormuş. Aha böyle olacak doğru. Tabi bu kesik kesik çizgilerle. Bakın burada eksi 1 x'de gitti. Burada eksi 1 x'de gitti. Ceyhan şıkkı çıktı bile. Evet böyle direkt eleyebiliyormuşuz. Peki. Şu ne diyor? Çevresi 120 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin alanı en fazla kaç metredir diye bir soru sormuş. Dostlar burada biz parabol yapmamızı istiyor ama ben parabol yapmayacağım. Türevden de yapabiliriz bu soruyu. Türevde de karşılaşacağız maksimum minimum problemlerinde ama bunun en güzel çözüm yöntemi şu. Sana verilen şeklin alanının en büyük olmasını istediği zaman o verilen şekil bir kademe düzgün kabul edilir arkadaşlarım ve böylece alan bulunur. Mesela normal bir üçgenin alanını en fazla istediği zaman ben o üçgeni dik üçgen kabul ediyorum. Eğer dik üçgenin alanını en fazla istiyorsa ben o üçgeni ikizkenar dik üçgen kabul ediyorum. İşte dikdörtgenin alanını en fazla istediğinde ben bunu dikdörtgen değil kare kabul ediyorum. Ve karenin çevresi 120 ise bir kenarının 30-30-30-30-30-30 olduğunu biliyoruz. Bize de alanını soruyor. 30 çarpı 30. 900 doğru cevaptır diyebiliriz arkadaşlar. Evet, tarama testini döndük kardeşlerim.
Hadi bakalım bir sonraki videoda konu testlerini de gömeriz bu keratanın inşallah. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.